Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi Mi Note 2'yi inceliyoruz. Öncelikle aradığımız birçok telefonu bulabildiğimiz ve bu telefonu bizlere ulaştıran İzmir İletişim'e teşekkür ederiz. Özellikle ekrandaki bağlantıdan izleyebileceğiniz Xiaomi Mi Mix incelememizden sonra bakalım Note 2 bizlere neler sunuyor. Kutu içeriğinden 1 adet Type-C USB kablo, 1 adet adaptör, 1 adet telefonu koruyabileceğimiz bir kılıf, kullanım kılavuzu ve SIM kart yuvasını açabileceğiniz bir iğne geliyor. Sağında solunda neler var bunlara hemen beraber bakalım. Sağ tarafına baktığımız zaman bir ses açma kısmı düğmesi, bunun hemen altında güç düğmesini görüyoruz. Sol tarafa baktığımız zaman sadece SIM kart yuvası yer alıyor. Üst tarafta 1 adet kulaklık girişimiz, 1 adet mikrofon ve bunun hemen yanında kızılötesi alıcı yer alıyor. Alt tarafa geçtiğimiz zaman hoparlör ve mikrofonu görüyoruz. Aynı zamanda ortada Type-C USB girişimiz yer alıyor. Telefonun arka tarafına baktığımız zaman da kamerayı görüyoruz. Çift ton LED flaşımız yer alıyor ve hemen alt tarafta Mi logosu bulunuyor. Telefonun ön kısmına da değinecek olursak görünürde 1 adet ayizemiz var. Bunun hemen yanında ön kameramız, alt tarafta da parmak izi okuyuculu home butonumuz yer alıyor. Telefonun 15.6 cm bir uzunluğu, 7.7 cm bir genişliği ve 7.6 mm'de bir inceliği bulunuyor. Ayrıca toplam ağırlığımız 166 gram. Tasarımdan devam edecek olursak 5.7 inçlik kavisli AMOLED ekranımız 1080x1920 çözünürlük barındırıyor. Aynı zamanda %77.2'lik iyi diyebileceğimiz bir ekran gövde oranı yer alıyor. Piano Black ve Buzul Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefon metal çerçeveyle kendini düşmelere karşı koruyor. Tabii kavisli ekranlarda düşme her zaman sorun olabiliyor. Bu yüzden elinizden çok fazla düşürmemenizi tavsiye ederiz. Sıra geldi telefonun öne çıkan özelliklerinden bir tanesine, yani kameraya. 22.5 megapiksel değerinde 2.0 diyafram değerine sahip Sony sensörlü kameramız aynı zamanda 4K videoları saniyede 30 kare çekebiliyor. Ön kamerada da bizleri üzmeyen Xiaomi selfie kamerasını da 8 megapiksel olarak belirlemiş. Özellikle arka kamerasıyla günlük kullanımda yanımızda fotoğraf makinesi taşımamıza çok fazla gerek kalmıyor. Ön kameraya baktığımız zaman da düşük ışıkta bizim beklediğimizden biraz daha az performans verse de elimize geçen birçok test ürününden iyi olduğunu belirtelim. Şimdi gelin oyun testimize geçelim ve orada çıkacak sonuçlara göz atalım. Şimdi yine akıllı telefonların en önemli olaylarından birisi olan pile bakalım. 4070 mAh'lik bir batarya ile birlikte gelen Xiaomi Mi Note 2 yoğun kullanımlarınızda bir günü oldukça rahat çıkartıyor. Quick Charge 3.0 destekliyor. Yani bu da yarım saatlik bir şarjda ortalama %70 seviyelerinde pile ulaşmanızı sağlıyor. Gelin teknik detaylara göz atalım. Telefonumuzda işlemci olarak Snapdragon 821'i görüyoruz. Aynı zamanda grafik işlemci birimi olarak da Adreno 530 bulunuyor. 4 GB'lik RAM ve 64 GB'lik depolama ile birlikte gelen telefon ben tam bir üst düzey performans telefonuyum diyor. Telefonun hafızasını arttırma şansımız yok çünkü bir micro SD kart girişimiz yok. Bunun yanında 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bir modelde olduğunu söyleyelim. Android 6.0 ile birlikte gelen telefon kendi arayüzü olan MIUI 8'i kullanıyor. Artık son sözlerimize gelebiliriz. Mi Note 2'yi Türkiye'de ortalama 2000-2500 TL arasında bulabiliyorsunuz. Eğer ben çok oyun oynarım, günlük sosyal medyada çok dolaşırım, telefonu hiç elinden düşürmem ve performanslı bir telefon arıyorum diyorsanız Mi Note 2'yi tercihlerinizin arasına rahatlıkla sokabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar merak ediyorum sizlerin cevabını. Şuraya bir anket koyduk. Onu da bizler için cevaplarsanız sevinirim. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi aklınıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki yanında duran bağlantıları tıklayarak başka videolarımıza ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.